Devam ediyoruz. Ondan önce yine kısa bir ilanımız var. Onu tekrarlayalım. Kardeşler, duymayan arkadaşlar, belki tekrardan duyan arkadaşlar da vardır. Duymayanlar da yeniden duyarlar. Pazar günkü sabah namazından sonra yaptığımız dersler, biliyorsunuz, hem Kur'an dersleri hem Arapça dersleri olmak üzere bir programımız var. Bu programda yeni bir Arapça kitabına başlayacağız. Başlangıç seviyesinden. O kitabı Arapça okumak isteyen, Arapçaya gelmek isteyen arkadaşlar ne yapabilirler? Başlayabilirler. Programımız pazar günü sabah namazından sonra başlıyor. Önce Kur'an-ı Kerim dersi oluyor. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim dinletiyorlar. Ezberlerini bizlere dinlettiriyorlar. Yüzüne Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Tecvid kurallarını öğreniyorlar. Ondan sonra Arapça dersi olacak, genel Arapça. Bu iki dersten sonra bizim öğrencilerimiz var. Uzun zamandan beri devam eden öğrenciler. Onlar Arapça gramer kitabı, nahiv kitabı okumaya devam edecekler. Ondan sonra onların için seçmiş olduğumuz Arapça kitabını okumaya, başka bir kitabı okumaya devam edecekler. Program o şekilde öğleye kadar devam edecek. Bir de vakti olan arkadaşlar, bu pazar bize yardım etmek isteyen arkadaşlar varsa eğer kendileri bize haber versinler. Pazar günü çünkü üst kattaki kütüphanemize kitap taşıyacağız. Yiğit, güçlü, puzzle'lu arkadaşlara ihtiyacımız var. Ona da şimdiden haber verelim. Diğer bir ilan, dediğimiz gibi, geçen hafta ilan ettiğimiz gibi, cumartesi günleri saat 5.30'dan sonra üst katta bayanlar Arapça dersi olacak. Medine İslam Üniversitesi'nin Arapça hazırlık kitabının birinci kitabı, basit olan o kitap ile ilk seviyeden, sıfır seviyeden bir Arapçaya başlanacak bayanlar arasında. Sizler de, yani kendisi buraya Arapça dersine gelmeyen arkadaşlar olsanız bile, hanımlarınızı teşvik edebilirsiniz. Belki onlar daha başarılı olabilirler. Bu derse yani bayanlar, bacılar katılabilir. Üst katta bayanlar, bayan hocadan bayanlara has bir ders olacak. Evet, bu iki ilandan sonra, tenbihten sonra kaldığımız yerden dersimize devam edelim. İmam Nevevi Rahimahullah, biliyorsunuz bu kitapta daha çok tergib ve terhib hadislerine yer vermiş. Nedir o tergib ve terhib hadisleri? Tergib yani insanı, Müslümanı, Müslüman şahsiyeti salih amellere teşvik eden, iyi amellere teşvik eden hadisler. Terhib ise kişiyi günah işlemeye götüren, yolun önüne engel olması için kişiyi o yoldan alıkoyan, korkutan hadisler demek. Çünkü yani mümin şahsiyetin, mümin kimsenin istikrarlı olabilmesi için, yoluna devam edebilmesi için hem tergibe, teşvike, hem de neye ihtiyacı var? Terhibe, korkutulmaya ihtiyacı var. Yani her iki cenahtan, her iki kısımdan birisi ağır basarsa o kimse ne olur arkadaşlar? Helak olur. Yani eğer kişide teşvik hadisleri, yani müminsen, la ilahe illallah dediysen cennete girersin manasındaki hadisler ağır basıyorsa, bu kimse ne olur arkadaşlar? Helak olur. Nasıl helak olur? Belli bir süre sonra bakarsın ki ne salih amel işliyordur. Değil mi? Yani çünkü diyordur ki ben Allah-u Teala iman ettiysem, la ilahe illallah dediysem bu bana yeterlidir diyerek teşvik hadislerini göz önünde getirerek tembel bir şekilde, keslan bir şekilde amellerden uzak bir hayat geçirir. Terhib hadislerini, yani korkutan hadisleri alan kimse ise ne yapar? Sürekli kendini ya da başkalarını ne yapar? Din dairesinden çıkarmaya çalışır. Yaptıkları hatalardan dolayı onları küfürle itham etmeye çalışır. Kafirlikle itham etmeye çalışır. Yani her ikisi de ne yapar arkadaşlar? Dengeli olması lazım mümin şahsiyette. İmam, ilim ehlinin de dediği üzere bir kuşun kanadı gibi. İşte İmam Nevevi Rahimahullah bu kitabı bu gaye ve maksatla derlemiş. İnsanlar yani okusunlar, istifade etsinler. Terazili, ölçülü, düzgün bir şekilde Allah'a giden yollarında seyretsinler diye bu kitabı derlemiş İmam Nevevi Rahimahullah. Ve gerçekten ümmet içinde kendisine kabul bulmuş bir kitap. Ümmet tarafından nereye giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin. Yani bundan yüzyıllar önce yazılmış bir kitap olmasına rağmen hemen hemen her kimsenin, her Müslüman kişinin evinde bu kitaba rastlarsınız. Yani gidip
dedenizin köyüne gitseniz, akrabanızın evine gitseniz, böyle kitapların olduğu o gizli rafları, kapakları açsanız bile büyük bir ihtimal bu kitaba ne yaparsınız? Rastlarsınız. Ve dünyanın her yerinde böyledir. Hangi mezhebe bağlı olsa da insanlar fıkıh olarak Şafii olsunlar, ister Maliki olsunlar, ister Hanbeli olsunlar, ister Hanefi olsunlar. Riyazu Salihin adlı kitap nedir arkadaşlar? Herkesin evinde hemen hemen vardır. Allah-u Teala bu kitaba da böyle bir kabul yazmış. Bizler de bu kitabı niye okuyoruz? Deminki sebeplerden dolayı okuyoruz. Dedik yani bizlere ahirete hatırlasın. Bizleri salih amellere teşvik etsin. Çünkü insan Kur'an'dan ve sünnetten, ayetlerden ve hadislerden ve onu okuyan insanlardan, cemaatten uzak yaşadığı zaman yerinde kalmaz, yerinde saymaz. Her gün geriler. Yani imanı güçlüyken bu hadislerle hemhal olup bu hadisleri okuyorken, cemaatle birlikte hareket ediyorken insan öyle bir hale gelir ki onun gözünde kimi zaman küçük günahlar kocaman büyük yüksek dağlar kadar nedir? Ağırdır. Yani onu gözünden kestiremez o küçük günah işlemeyi. O kimse için ezan okunduğu zaman camiye gitmemek, cemaatten tehallüf etmek, ondan geri kalmak ağır bir günahtır. Ama cemaatten uzaklaştıkça, ilimden uzaklaştıkça, dünya hayatına daldıkça, boğuldukça bakarsın ki gerçekten dağlar kadar büyük olan, ağır olan günahlar o kimse nezdinde, o kimsenin katında artık ne hale gelmiştir? Günlük mutat işlenen olaylar haline gelmiştir. Bakarsın çok kolay bir şekilde günah işliyor, çok kolay bir şekilde büyük günahlara düşüyor. Ve kalbinin ürpermediğini, tüylerinin dikilmediğini, içinde bir hüzün hissetmediğini görürsün. Bunların sebebi ne arkadaşlar? Bunların sebebi bu ortamlardan, bu ilmi meclislerden, Allah-u Teala'nın kelamından, peygamberin sünnetinden uzak kalmak. Onun için hırslı olmanız lazım. Sizleri şeytan yani hayra giden yolda ne yapacak? Alıkoyacak, engelleyecek. Buna ne yapmayacaksınız? Fırsat vermeyeceksiniz. Evet. İmam Nevevi rahimehullah diyor ki babu dilaleti ala hayrin ve dua ila huda ev dalale. Hayra delil olmak. İyiliğe delil olmak, iyiliği insanlara göstermek. Hidayete, doğru yola yahut dalalete, sapıklığa insanları davet etmek. Başlık bu. İmam-ı Nevevi rahimehullah bizlere bu bapta bazı ayetler ve bazı hadisler zikrediyor. Bu ayetlere ve bu hadislere baktığımız zaman görüyoruz ki bir insan bir kimseyi hayra dalalet ederse, bir iyiliğe dalalet ederse, ona o iyiliğin yolunu gösterirse, o iyiliği işleyen, o iyilikle amel eden kimsenin sevabını ne yapar o kimse? Alır. Ve o iyiliği işleyen, o hayra giden kimsenin yapmış olduğu amelin sonucunda hasıl olan sevaptan da hiçbir şey eksilmez. Bunun tam aksi de geçerlidir. Yani bir kimseye dalaleti, bir kimseye yanlışı, günahı, sapıklığı işaret ediyorsan, ona oraya giden yolu kolaylaştırıyorsan, bil ki o kimsenin işlediği günahta senin de bir neyin var arkadaşlar? Bir payın var. Ve o kimsenin işlediği günahın günahtan azalmadan, günah hafiflemeden senin payına da düşen bir günah var. İmam-ı Nevevi rahimahullah burada bizlere başlığın altında hemen Kasas suresindeki ayeti zikretmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki وَدْعُوا اِلَى رَبِّكِ Rabbine davet et. Yani her Müslümanın bir davetçi olması lazım. Ama kendinde bazı şartları barındırdıktan, bazı şartları yerine getirdikten sonra davet eden kimsede, davetçi kimsede ilk aranan şart ne olmalı arkadaşlar? İlim. Yani külli bir ilim değil. Yani dinin bütününü tam anlamıyla bilen, alim olan bir özellik değil. O davet ettiği şeyi ne yapması lazım? Önce öğrenmesi lazım. Sen bir kimseyi namaza davet ediyorsan, bir kimseyi oruç tutmaya davet ediyorsan
veyahut herhangi bir hayra davet ediyorsan, tevhide, akideye davet ediyorsan en öncesinde ne yapmalısın? Öncelikle o davet ettiğin şeyi bilmelisin. Cehalet üzerine davet etmeyeceksin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun, sebilinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi nedir? İnne hâzâ sebîlî, bu benim yolumdur diyor. Edu'u ilallah. İlk özellik Allah'a davet ederim. Şahsına, grubuna, hizbine, cemaatine değil. Edu'u ilallah. Allah'a davet ederim. Ne üzerine davet ederim? Ala basira. Basiret üzerine, ilim üzerine davet ederim. Peygamber yolundan giden, nebevi metot çizgisinde yürüyen her insanın davetinin de bu özelliklerle ne yapması lazım? Süslenmesi lazım. Allah'a davet ve bu davet ne üzerine olacak? Basiret üzerine olacak. İlim üzerine olacak. Söylemiş olduğu, davet etmiş olduğu konuyla alakalı bilgili olacak. Allah'ın kelamından, peygamberin sünnetinden konuyla ilgili delilleri ne yapmış olacak? Öğrenmiş olacak. Aynı şekilde bu yolun davetçisi hikmetli olması lazım. Allah Teala diyor ki: "Ud'u ila sabili rabbik." Rabbinin yoluna davet et. Neyle? Bil hikme. Hikmet ile. Nedir arkadaşlar hikmet? Hikmet her şeyi yerli yerine koymak demek. Bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Güzel öğütlerle davet et insanları. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Ve insanlarla en güzel bir şekilde ne yap? Mücadele et. Onlarla konuşman, onların şüphelerine vereceğin cevaplar hep ne olsun? بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ En güzel uslupla, en güzel yolla olsun. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ya, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً Benden bir ayet de olsa ne yapın? İnsanlara tebliğ edin, ulaştırın. Ama dediğimiz gibi aranması gereken şart ne? İlim. Yani bazı cemaatler var, insanları kolundan tutuyorlar. Hadi diyorlar, gel Allah yolunda davete çıkalım. Allah'a davet edelim, Allah'a çağıralım. E sen bir şey öğrenmedin ki, neye davet edeceksin? Adam dün Müslüman olmuş, ertesi gün diyorlar ki hadi gel falanca ülkeye seni götürelim. Orada insanları davet edelim. Bunların hepsi yanlış davet metotlarından birer örnektir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de haramları, büyük günahları zikrederken şöyle buyuruyor. Kul innema harrama rabbiyal fawahisha ma zahara ve ma batan. De ki Rabbim açık ve gizli olan bütün fuhşiyatı, kötülükleri ne yaptı? Yasakladı, haram kıldı. Vel isme vel bagye bi gayril hak. Haksız yere zulmü, haksız yere zulmü ne yaptı? Yasakladı. Ve günahı da Allah-u Teala ne yaptı? Yasakladı. وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه۪ي سُلْطَانًا Hakkında delil indirmemiş olduğu şirk koşma işlemini de, amelini de ne yaptı? Allah-u Teala yasakladı. Yani Allah-u Teala şirk koşmakta bu sayılan yasaklardan bir tanesi. Yine bu yasaklardan bir tanesi ne arkadaşlar? وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah hakkında bilmediğiniz halde ne yapmanız? Konuşmanız. Yani günahların en büyüklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakın, şirkle birlikte yan yana sayılıyor. Zikrediliyor ayette. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz hususlarda Allah'ın adına konuşmak. Var öyle insanlar. Görüyorsunuz. Ya böyle de şey, işte bence haram, bence helal. Veya bakıyorsunuz bir soru soruluyor, bilmiyorum demiyor konuyla alakalı. Bakıyorsunuz ki hemen delil bilmemesine rağmen, Allah'ın kelamından, peygamberin sünnetinden, hadis bilmemesine rağmen kendi mantığına göre böyle olması gerekir gibi kıyaslar yürüterek Allah'ın adına konuşuyor. Bu kimseler arkadaşlar büyük bir tehlike, büyük bir yanlış üzerinedir. Bu insanlara nasihatimiz nedir arkadaşlar? İlim talep etmek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken donanımlı gönderiyor. Yanında eğitimini aldıktan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam gideceği halkın evsafını, vasıflarını, özelliklerini Muaz bin Cebel'e bildirdikten sonra gönderiyor. İnneke le te'ti kavmen min ehli kitab. Sen diyor ehli kitaptan bir kavme gitmektesin ey Muaz. Yani donanımlı ol, hazır ol.
Çünkü niye kitap ehli? Ehli kitap Mekkeli müşrikler gibi değil. Mekkeli müşriklerde bir ne var? Bir donukluk var. Ama ehli kitapta kitap okuyorlar. Bir cidal, tartışma, münakaşa özellikleri var. Yani müşriklerle tartıştığın gibi orada onlarla tartışma. Onların uslubu farklı, onların uslubu farklı. Bu hadisten ne anlıyoruz? Davetçi ne olması gerekiyor arkadaşlar? Donanımlı olması gerekiyor. Yine İmam Nevevi Rahimahullah bu ayette, bu bapta bize Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresindeki 104. ayetini zikrediyor. Allah-u Teala diyor ki, "Vel tekun minkum." Sizlerin arasından, içinden bir topluluk bulunsun. Ummetun yed'ûne ilel hayr. Bu topluluk ne yapsın? Hayra davet etsin. Yani hayra davet eden ilim ehli buradan neyi çıkartıyor arkadaşlar? Tabii ayetin içinde geçen min kelimesi tebiidiye de olabilir. Yani içinizden bir topluluk olsun diye tefsir edersek bu ayeti, davet sorumluluğunun farz-ı kifaye olduğunu anlıyoruz. Yani ümmetin içinden bir grup davet yaptığı zaman diğer topluluktan bu vazifenin, görevin düştüğünü öğreniyoruz. Ama buradaki min kelimesi Arapçada bazen beyan lil cins. Beyan için, beyaniye ise, yani açıklayıcı bir min ise, yani sizden, yani Müslümanlardan bir topluluk değil de Müslümanlar olarak, topluluk olarak, davet edin olarak açıklanırsa oradaki min, herkesin davetçi olması anlaşılıyor. Ama birçok ilim ehli buradaki min kelimesini ne olarak açıklıyorlar? Tebiyadiyye yani. Sizlerden bir grup, bir topluluk ne yapsın? Allah'a hayra davet etsin. İmam Nevevi devamla rahimahullah bizlere konuyla ilgili bazı hadisler naklediyor. Bu hadislerin ilkini Ebu Mes'ud Ukbetu ibn Amir el-Ensari el-Bedri radiyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men dalla ala hayrin felehu mitlu ecri fa'ilihi. Allah Teala'nın bir müjdesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir müjdesi bu arkadaşlar. Men dalla ala hayrin, kim bir hayra delil olursa, kim bir kimseye hayrı işaret eder, ona gösterirse felehu mislu ecri fa'ilihi. O hayrı, o iyiliği yapan failin, yapan kimsenin ecri kadar gösteren kimseye de ne vardır? Ecir vardır, sevap vardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani davet misyonu, ümmetin içindeki o davet misyonu, işte küsümsenecek bir misyon değil, görev değil. Allah Teala'nın duyduğu gibi, "Men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallah." Ne demek? Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Önemli olan ne? Allah'a davet. Ecri mükafatı o kadar büyük ki, sen davet ettiğin sürece bir kimseye diyorsun ki, işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam her hicri ayın dolunay olduğu gecelerde, yani 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tutarmış. Bunu naklediyorsun. Bu hayrı gösteriyorsun insanlara. Ve o insanlar, davet ettiğin o kimseler bu orucu tuttuklarında onların oruç tuttukları sevap kadar sen de ne alıyorsun arkadaşlar? Bir sevap alıyorsun. Ne kadar büyük mükafat, görüyor musunuz? Yani dünyada bakıyorsunuz, bazen insan hırslı olunca dünya malını kazanmak için ne yapıyor? Bin bir çeşit işlere dalıyor. Bakıyorsun ki 10 parmağında 10 tane ayrı iş. Niye? Ne yapabilsin diye dünyada refah içinde, rahat bir şekilde yaşasın diye bu koşuşturmacı içinde, telaş içinde ömrünü geçiriyor. Ama derdi ahiret olan, cennet olan, Allah'ın rızası olan kimse ne yapmalı arkadaşlar? Nasıl olmalı? Aynı şekilde olmalı. Yani yolda bir insan gördün, hata işliyor. Onu o işlediği hatadan uyarman lazım. Annen, baban, teyzen, ablan, hanımın, akrabalarının bir yanlış yaptığını yahut onların bir hayra davet etmen lazım. Ama bakıyorsun ki ne var? Bir gevşeklik var. Bir tembellik var. O da iman eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani iman güçlü olsa, kuvvetli olsa, deminden dediğim gibi öyle küçük günahlar var ki
iman güçlü olduğu zaman senin karşında o günahı işlemek yüksek bir dağ gibi görünüyor sana o günahı işlemek. Yani o dağ sanki üzerine biniyor senin. Çünkü iman güçlü, değil mi? Ama iman zayıfsa bakıyorsun ki ne davet var Allah-u Teala'ya, ne davet var, ne amel var. Böyle yeryüzünde saf bir saf, yani amelleri zayi ederek, vakti zayi ederek yaşadığını görüyorsun insanların. Allah Teala bizleri yani imanı güçlü olanlardan, kuvvetli olanlardan eylesin. Salih amellere karşı çok hırslı olanlardan eylesin. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakın bir gün hutbede Cuma günü devlet reisi, ümmetin önderi, imamı hutbede hutbe veriyor. Ümmete o gün onları ilgilendiren önemli bir şeyler aktarıyor. Bir tane zat giriyor içeri ve oturuyor. Aleyhisselatü Vesselam sözünü kesiyor. Hutbesini kesiyor. O kimseye diyor ki namaz kıldın mı? İki rekat oturmadan önce namaz kıldın mı diye ona soruyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an'da bahsedilirken ne deniyor? O nedir? Ve kâne bil mu'minîne ra'uf. Müminlere ra'uf, merhametlidir. Yani o kimsenin iki rekat namaz kılmadan oturmasını ne yapamıyor arkadaşlar? Merhametiyle katlanıyor. Diyor ki, yani merhametiyle engel olarak diyor ki, merhametini öne sürerek diyor ki, iki rekat namaz kıldın mı? O da kılmadığını söyleyince, Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kum fesalli rak'ateyn. O zaman kalk, iki rekat namaz kıl, ondan sonra otur. Çünkü biliyor ki bu amel o kimseyi Allah-u Teala'ya ne yapacak? Yakınlaştıracak. Demiyor ya ben burada hutbedeyim. Önemli bir mevzu anlatıyorum. Karşımda binlerce insan var. Burada o kimseyi düşünerek, ona iyilik ederek hayra davet ediyor. İkinci hadise gelelim. İkinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, men da'a ila huda kâne lehu minel ecri misl ucuri men tebi'ahu la yenkusu zâlike min ucurihim şey'e. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men da'a ilal hayr, men da'a ilal huda, kim bir hidayete, doğruya, Allah Teala'nın yapılmasını istediği bir şeye davet ederse, kana lehu min el ecr mislu ucuri men tabi'ahu, bu hidayete, göstermiş olduğu yola uyan kimselerin ecri, sevabı ne yapılır? O gösterene yazılır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen o ameli işlemiyorsun belki. İşlememene rağmen o yapan kimseler, sen onları o yola gösterdiğin için, o yola işaret ettiğin için bakıyorsun ki onlar o amel işlemelerinin sonucu olarak sana ecir yazılıyor, sevap yazılıyor. Allah'ın lütfuna bakın ne kadar geniş. La yenkusu zâlike min ucûlihim şey'e. Ve onların ecirlerinden, sevaplarından sana bir şeylerin yazılması, sana da ecir verilmesi, sevap verilmesi, onların ecrinden hiçbir şey ne yapmayacaktır diyor Aleyhisselatü Vesselam? Eskitmeyecek. وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَ, kim de bir dalalete, sapıklığa, günaha, harama davet ederse, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُسُ ذَٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Bu da aynı. O günaha giren, dalalete düşen kimselerin dalaletlerinden dolayı aldıkları günahların aynı günahı ne yapılacak? Sana da yazılacak. Yani bazı insanlar var, adam iş yerinde kendisi de namaz kılmıyor veyahut da kendisi namaz kılmıyor, işçilerinin namaz kılmasına izin vermiyor. Onlara engel oluyor. Yani siz bu adamın düşünün terazisindeki günahları. Hem kendisinin kılmadığı namazların ağırlığı, bir de hiç hesap etmediği, o yanında namaz kılmasına izin vermediği insanların neyi çıkacak karşısına? Günahı çıkacak terazide. Ne kadar büyük bir hüsran değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde. Bakıyorsun bazı insanlar işte haram olan bir şeyi ne yapmışlar? İş yerine, evine, dükkanına, oraya buraya asmışlar. İnsanlar oradan gelip geçerken ona bakıyorlar. Her günaha giren insanın günahı
gibisi aynı sana da ne yapılacak? Bu yazılacak. Adam gazete basıyor. Milyonlarca satıyor. Gazeteye koymuş resim. Haram. Ve insanlar ona bakıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu resimden dolayı o kimsenin aldığı günahları. Diğer hadis. Ebu'l-Abbas Sehel ibn-i Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu hadisi çoğu arkadaşlar biliyorlar. Kitab-ı Tevhid'i de almıştık. Diyor ki Ebu'l-Abbas Sehel ibn-i Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevme Hayber. Nebi aleyhissalatü vesselam Hayber günü, Hayber savaşına gidilirken şöyle buyurdu. Biliyorsunuz arkadaşlar Hayber Medine'ye yakın bir yer. Yaklaşık 200 kilometre civarında, 200-300 kilometre arasında yakınlıkta bir yer. Yahudilerin yerleştiği, oturduğu bir bölge. Yahudiler niye buraya gelmişler? İlim ehli diyor ki, tabii Medine'de de var Yahudiler mesela. Oradan Kudüs'ten kalkıp buraya gelmelerinin sebebi diyorlar. Bunların kendi kitaplarında bir peygamberin çıkacağı ne yapılıyordu? Onlara haber verilmişti. Bunu bildikleri için o peygamberin Yesrib denilen, yani Medine denilen yerde çıkacağını da bildikleri için oraya yakın bir yere yerleşiyorlar. Kimileri de Medine'nin içine giriyorlar, yerleşiyorlar. Kimileri Hayber'de, kimileri Medine'de. Ve bu kimseler Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıkınca beklemedikleri bir durum ortaya çıkıyor. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların kendi soylarından değil. Yahudi değil. İsmail'in soyundan, İshak'ın soyundan değil. İsmail aleyhisselamın soyundan. Bu sefer kufran ve inaden, inat adına, küfür inadına, inkarcılıkla ne yapıyor? Nebi aleyhisselatü vesselamın davetini inkar ediyorlar. Sözler veriyorlar, sözlerini bozuyorlar. Bu şekilde düşmanlıkta bulunuyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gücünü toplayınca, Medine'de yerleşince Hayber'e, sefere çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bunun arkasında da bir davet var. Önce onları İslam'a davet ediyor. Ya kabul ederler, davet etmezlerse ne yaparlar? Cizye. Cizye'yi de kabul etmezlerse savaşa artık savaşı kabul etmek zorunda kalırlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir savaşa giderken diyor ki لَاُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ Yarın savaş sancağını öyle bir adama vereceğim ki Allah-u Teala bu adamın eliyle, adamın sayesinde ne yapacak? Fetih, muzaffer edecek. Yani biz o toprakları, Hayber'i ne yapacağız? Fethedeceğiz diyor. يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve bu adam öyle bir adam ki Allah'ı ve Resulü'nü de seviyor. Yani bir kimse hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir şeye tanıklık etmesi, şahitlik etmesi çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani herkes söyleyebilir. Ben peygamberi seviyorum, ben Allah'ı seviyorum ama sen bu iddianda ne kadar samimisin? Değil mi? Bunun neye ihtiyacı var? İspata ihtiyacı var. Bunun ispata ihtiyacı var. Hani Araplarda sürekli söylüyoruz. Bir ata şeyi var, sözü var. Sürekli söylüyorlar onlar. Kullun yedda'i vaslan bi Leyla diyorlar. Herkes Leyla'ya bir yerden bağlantı kuruyor. Yani herkes Leyla'yla bir şeyi var. O akrabasıyım diyor, o diyor yakınıyım. Yani herkesin Leyla'yla bir ilişkisi var. Kullun yedda'i vaslan bi Leyla. Velakinne Leyla la tukirru bi zalik. Ama Leyla bunların hiçbirini kabul etmiyor. Gerçek dışı. Yani sen kul olarak Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğini söyleyebilirsin. Ama bu sevginde ne kadar samimisin? Bunların belirtileri var, alametleri var. Yani sabah ezan okunduğu zaman kalkabiliyor musun? Allah için bir şeylerden fedakarlık edebiliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olabiliyor musun? Onu önce öğreniyor musun, okuyor musun? Bunların hepsi bazı belirti, alametler, emareler. İşte aleyhissalatü vesselamın sancağı vereceği o kimse, o zat kendisi hakkında Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğine tanıklık edilmiş bir zat. وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Ve bundan daha önemli bir şey, mertebe, Allah ve Resulü de bu kimseyi ne yapıyor diyor aleyhissalatü vesselam? Seviyor. Böyle bir müjde de var bu zaten. Hani seleften nakletmiştik daha önceden de.
leyse şe'ne veyahut leyse şe'nu en tuhib. Diyorlar ki önemli olan senin sevdiğini iddia etmen değil. Önemli olan senin Allah'ı, Resulü'nü sevdiğini iddia etmen önemli değil. Bundan daha önemli olan şey var. O ne? Velakin en tuhab. Sevilmen. Yani Allah'ın ve Resulü'nün seni sevmesi senin onları sevmenden daha önemli arkadaşlar. Yani bugün Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı sevdiklerini söylüyorlar. Ama Meryem oğlu İsa'nın bu kimselerle, İsa Aleyhisselam bu kimselerle bir alakası var mı? Yok. İsa Aleyhisselam ben Allah'ın kuluyum, Resulüyüm, elçisiyim demiş. O kimseler, hayır sen nesin diyor, sen bir ilahsın. Değil mi? İşte kişi bu bakımdan da düşünmeli. Allah beni seviyor mu? Yani Allah'ın sevgisine nail oluyor muyum? Yeryüzünde Allah'ın, yeryüzünde gezen kullar var. Bizler yeryüzünde geziyoruz, yaşıyoruz. Uyuyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz, yatıyoruz. Değil mi? Hayatımızı bu şekilde devam ettirip belli bir noktaya seyir halindeyiz, gidiyoruz. Allah Teala'nın yeryüzünde sevdiği kullar var. Allah Teala'nın yeryüzünde buğz ettiği neler var? Kullar var. Kul düşünmeli. Kendini hesaba çekmeli. Şöyle başını iki elinin arasına alıp demeli. Ben Allah Teala'nın bu yeryüzünde gezen kulları arasında Allah Teala'nın sevdiği kullarından mıyım? Yoksa buğz ettiği, sevmediği, onun gazabını hak edecek olan kullarından mıyım? Yani insan bu düşünceyle, bu fikirle, bu tefekkürle dolaşır gezerse birçok sorunun çözümünü ne yapmış olur? Bulmuş olur. Ama dikkat edin bu soru hiçbir zaman insanın aklına ne yapmaz? Gelmez. Şeytan bunu ne yapar? Hep oyalar. Başka hedefler vardır. Senin gözünde yani Allah-u Teala'nın sevgisinden öte insanların sevgisi, çevrenin sevgisi, toplumda bir makama erme, bir mevkiye gelme. Hep bunlar nedir? Senin öncelediğin hususlardır. Öncelediğin hususlar bunlar değil de Allah'ın sevgisi olsaydı ne olurdun? Bu kadar rahat gezemezdin, bu kadar rahat uyuyamazdın. Seni rahatsız eden bir şeyler olurdu. فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْتَاهَا İşte sahabeler de böyle arkadaşlar. Diyor ki ravi, فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْتَاهَا İnsanlar o geceyi, o savaşa katılmış o kimseler o geceyi, acaba hangimize bu sancak verilecek diye ne yaptılar? Tartışarak geçirdiler. Konuşarak geçirdiler. Yani diyor acaba kim olabilir? Yani düşünebiliyor musunuz? Sen canını, malını vermişsin. Savaşa gidiyorsun. Tamam mı? Burada bile sende şey yok. Yani tamam artık biz buraya geldik. Sancak verilmese de Allah'ın zaten muhabbetini, rızasını kazanmışızdır. Şey değil. Daha neyi isteniyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesi. Hangisine verilecek? Yani şimdi bizlerden birisi böyle bir amel yapmış olsa zanneder ki tamam yarın ölürsem cennete gideceğim değil mi? Yani 3 gün, 4 gün salih amellerle şey yapınca insan ne yapıyor hemen? Şımarıyor. Ama sahabelerde öyle bir şey yok. Gelmişler savaşa. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine hangimiz nail olacak? Kime verilecek acaba? فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّمْ يَرْجُوا اَنْ يُعْتَاهَا Sabah olunca hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştular gittiler. وَكُلُّهُمْ يَرْجُوا اَنْ يُعْتَاهَا Ve her birinde, düşünebiliyor musunuz? Her birinde o sancağın kendine verilme umudu var. Yani herkeste böyle bir beklenti var. Çünkü müjde ve mükafat çok büyük. Yapılan şahitlik, tanıklık çok büyük yerden yapılan bir tanıklık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Diyor ki bu sancak Allah'ı ve Resulünü seven ve Allah'ın ve Resulünün de kendisini sevdiği kişiye verilecektir. فَقَالَ اَيْنَ عَلِي بْنَ اَب۪ي طَالِبِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ali ibn Abi Talib nerede? Onu arıyor. Fekile ya Resulallah huve yeşteki ayneyi. Aleyhisselatü Vesselam'a deniyor ki gözlerinden şikayetçi yani gözlerinden ağrısı var. Ali radıyallahu anh. İşte bu da Allah-u Teala'nın bir lütfu arkadaşlar. Yani bakın Ali radıyallahu anh belki de o gece sancağın kendisine verilme ihtimalini
kendisine verilme ihtimalini en düşük gören kimselerden bir tanesiydi. Değil mi? Çünkü gözlerinden rahatsız, belki görmüyor. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dahi ne yapamamış? Gelememiş. Ama Allah Teala'nın lütfu bakın. Yani senin kalbinde ihlas varsa, samimiyet varsa, hayrı isteyen bir insansan, Allah Teala seni bak nasıl bir hayra ne yapıyor? Muvaffak kılıyor. Ama tam tersi de ne arkadaşlar? Kalbinde bozukluk varsa, zikzak varsa, yamukluk varsa, senin o yamukluğunu Allah Teala ne yapıyor? Daha da arttırıyor. Belli bir süre sonra öyle bir hale geliyorsun ki, nerelere gitmişsin? Kendini nerelerde buluyorsun? Çıktığın tarafa bakıyorsun, geldiğin noktaya bakıyorsun, alakası yok. فَلَمَّا زَاغُوا Allah Teala'nın buyurduğu gibi. فَلَمَّا زَاغُوا Kalpleri eğrilince, onlar kendi kalplerini eğritince, sapıklığa düşünce bu insanlar, اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah da onların kalplerini ne yaptı? Saptırıverdi. قَالَ فَاَرْسِلُوا اِلَيْهِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ona birkaç adam gönderin, Ali'yi getirsinler. فَاُتِيَ بِهِ فَبَسَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَى لَهِ Ali radıyallahu anh getiriliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tükürüğünü Ali radıyallahu anh'ın yüzüne sürüyor. Dua ediyor. Ve Ali radıyallahu anh'ın gözleri ne yapıyor orada? İyileşiyor. Hatta ke'en lem yekun bihi veca. Öyle bir iyileşme ki bu. Öyle bir sağlık sıhhate kavuşuyor ki sanki daha önceden hiçbir acısı, rahatsızlığı yokmuşçasına. Bu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir tanesi. Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu mükafatlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü hastalığı yaratan da o. Değil mi? Şifayı veren de o. Yani bir şey dilediği zaman ol diyor ve oluyor. Allah-u Teala bu kadar her şeye kadir. Fekale Aliyyun radıyallahu anh ya Resulallah. Tabi Ali radıyallahu anh sancağı alınca diyor ki ey Allah'ın Resulü ukatiluhum hatta yekunu mislena bizim gibi olana kadar yani Müslüman olana kadar onlarla savaşayım mı? Onların arasında dalıp onları Müslüman edinceye kadar savaşa gireyim mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki unfuz ala rislik diyor. Ağır ol ey Ali. Yavaş ol. Niye? Çünkü önce onları bir hayra davet et. Onları bir İslam'a davet et. Unfuz ala rislik. Diyor, ağır ol. Yavaş ol. Temehhel. Hatta tenzile bisahatihim. Onların diyor savaş alanına indiğin zaman geldiğin zaman ne yap? Thumme du'hum ilel İslam. Onları İslam'a davet et önce. Yani hemen kılıcını çekip ortalığı talan etme. Bundan daha hayırlı bir yol var. O kadar insanın Müslüman olduğunu düşünsene. Mükafat az sonra zikredilecek. Ve akhbirhum bima yecibu aleyhim min hakkillahi teala fih. Allah-u Teala'nın onların üzerinde olan haklarını, Allah-u Teala'nın bir sürü hakkı var kullar üzerinde. Değil mi? Yani Allah-u Teala düşündüğü zaman, insan şöyle düşündüğü zaman, yani seni yoktan var etmiş, değersiz bir sudan yaratmış, var etmiş, seni bu dünyaya göndermiş ve bu dünya imtihan dünyası, senin üzerinde bazı hakları var, senden istediği bazı şeyler var Allah-u Teala'nın. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın senden istediği hak. Yani bugün birisine borç veriyorsun veyahut da birisi sana borç veriyor, o borçluğunun senin üzerinde neyi var, bir hakkı var, onu geri ödemen lazım değil mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Rahatsız hissediyorsun. Yahut da seni birisi ziyarete gelmiş. Diyorsun ki ya yani biz de bu adamı ziyaret edelim. Yahut da onun düğünü var. Seni çağırmış. Düğününe icabet edeceksin. Gitmezsen böyle ne diyorsun? Ya ayıp olur değil mi? Ama sen her gün seni namaza çağıran, 5 vakit namaza çağıran Allah-u Teala'nın bir hakkı bu senin üzerinde. Sen bunu ne yapmıyorsun? Yerine getirmiyorsun. Allah-u Teala'nın üzerindeki en büyük hakkı olan onu birlemek, tevhid. Yalnızca ona ibadet etmek. Ne yapmıyorsun? Bu hakkı yerine getirmiyorsun. Başın sıkıştığı zaman oraya buraya dönüp yetiş ya Şeyhim, medet ya Şeyhim, yetiş ya Abdülkadir Geylani diyorsun. Demek ki sen Allah-u Teala'nın haklarını ne yapıyorsun? Yerine getirmiyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara üzerlerinde Allah'ın hakkı olan
bu hakları zikret onlara, öğret. Yani bu Allah'ın hakkı olarak bilmemiz lazım. Bütün bu bizden istenen şeyleri. Hak. فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Şimdi müjde geliyor. Allah Teala'nın senin elinle bir kişiye hidayet etmesi, senin elinle bir kişinin Müslüman olması, خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ. Sana kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yani Araplarda böyle kızıl renkli develer var. Hala var. Ve hala bu develer çok değerli develer. Böyle rengi dediğimiz gibi böyle kızıl, kırmızıya çalıyor böyle. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam onların anlayacağı dil ile diyor ki, yani bir insanın hidayete ermesi, doğru yolu bulması, İslam olması, Müslüman olması öyle hayırlı bir iş ki, öyle güzel bir iş ki senin için, senin kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlı, daha güzel bir iş. Yani bu kadar değerli bir amel aslında. Ondan dolayı Allah Teala deminden dedik ya, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ. Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim olabilir ki? Evet. Dördüncü hadis, Enes radıyallahu anh. Diyor ki, enne feten esleme kâle ya Resûlallah. Bir adam geliyor, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Müslüman olmuş bir adam, ya Resûlallah, inni uridul gazv ve leyse ma'i ma etecehhezu bih. Ey Allah Resulü, ben de savaşa katılmak istiyorum. Ben de orduya katılmak istiyorum. Ben de seninle cihada gitmek istiyorum. Ancak savaşa katılabileceğim hiçbir donanımım, mühimmatım yok. İ'ti fulanen fe innehu kal. İ'ti fulanen fe innehu kad kâne tecehheze fe merrida. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu adama diyor ki, falanca kişiye git. Zira o kimse savaşa hazırlanmış bir kimseydi. Mühimmatını, atını, kılıcını, silahını hazırlamış bir kimseydi. Ona git. Çünkü o hastalandı diyor. Fe'etâhu fekal. Bu genç, bu delikanlı bu kişiye gidiyor. Ve diyor ki, İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yukri'ekes selam. İnne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yukri'ekes selam. Nebi aleyhissalatü vesselamın sana selamı var. Ey falanca. Ve yekul a'tini lezî tecehhesse bihi. Diyor ki, ve diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, senin bu savaş için hazırladığın bu mühimmatı bana vermeni söylüyor. Sen bu mühimmatı bana ver. Ey Allah, ey delikanlı diyor. Fekal ya fulane a'tihi lezî tecehhestu bihi. Adam da yanındaki bayana diyor ki, hizmetçisi ya da hanımı ya da kölesi diyor ki, a'tihi ma tecehhestu bihi. Benim savaş için hazırlığını yaptığım o şeyleri bu adama ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği kimseye ver. Ve la tahbisi minhu şey'e. Diyor, ona hiçbir şeyi de, ondan hiçbir şeyi de alıkoyma. Yani savaşın ne hazırlanacağım? Yemek, içecek, silah, mühimmat, bunların hepsini ona ver. Fe vallahi la tahbisine minhu şey'en fe yubareke leki fîh. Allah'a and olsun ki diyor, sen ona hiçbir şeyi ne yapma diyor, o kadın hizmetçisine. Hiçbir şeyi alıkoyma. Her şeyi ona ver. Zira Allah Teala feybariku leki fihi. O verdiğin her şeyde Allah Teala ne yapacak sana? Hayır verecek. Bol bereketler verecek. Yani sen o adama atını veriyorsun. O adama hazırladığın mühimmatı veriyorsun. Ve Allah Teala onun karşılığında düşünebiliyor musun? O kimsenin savaşta attığı adımların sevabı kadar sana da her bir adımda ne yapıyor? Sevap veriyor. Niye? Çünkü sen bu hayra delalet ettin. Ona bu hayırda yardımcı oldun. Bundan dolayı arkadaşlar, yani kişi ne yapmaması lazım? Şahih, bakhil olmaması lazım. Her şeyiyle. Sadece malıyla değil. İlmiyle. Kavliyle, konuşmasıyla, sözüyle, davetiyle, vaktiyle ne yapacak? İnsanlara vakit ayıracak, insanlara hayrı gösterecek.
Burada kalalım inşallah bu hafta. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.